hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz İstanbul'da açılıma devam bölümünü programlarken ve geçen sene en çok takıldığımız şeylerden bir tanesi bir takım hikayeleri daha önce hiç duymamış olmamızdı. Dolayısıyla yaptığımız işi bir sürü hikayenin daha fazla duyulmasını sağlamak olarak gördük bu sene. Çocukluğumuzdan beri gerçekten duymamıza izin verilmemiş, hafızalarımıza yazılmasına izin verilmemiş bir takım hikayeler olduğunu yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Bu geceyi de onun için yaptık. Çok sevdiğimiz üç sanatçı, Mehmet Atlı, Tarık Acar ve Aynur Doğan bizlerle olacaklar müzikleriyle. Aynı zamanda tanıdığımız ve sevdiğimiz bir takım insanlar bize çok kişisel hikayelerini anlatacaklar. Sanatçılarımız sahneye davet ediyorum. Lebedin hiç yavrildi. Keder vermezse ben Türk kökenliyim. Fakat halkımız ve devlet bir türlü iftira attı. En hoşuma gideni bu adam aslında Kürt diyorlar. Bir Kürt coğrafyasında Türkmen bir ailenin çocuğu olarak hayata çalıştım. Asimilasyon tersine çalıştım. Yani şimdi bakıyorum zaten herkes benden daha Kürt. Neden öyle anlatacağım? Yani nasıl sıra benim tersinden başlayayım. Ben tam asimile olmuş bir Kürt'üm. Hatta Kürtler bana ne Türkler ve Kürt olduğunu inandı ne de Kürtler Kürt'e inandı. İlk Kürt olduğunu öğrendiğimde de 15 yaşındaydım. Ailem Malatyalı ve evde Türkçe konuşuluyordu. Sadece annemle babam kavga ettiğinde farklı bir dil konuşurlardı ve biz hiçbir zaman anlamazdık bunları ne konuşuyor. Sorduğumuzda siz anlamazsınız diye susturulardı. 15 yaşında muhteşem bir kemeniz eğitimin sonunda abim üniversiteye gitti ve bir gün bana kemenizin aslında tartışması gerektiğini, içinde çeşitler barındırdığını söylediğinde İnanılmaz bir tepki vermiştim abime, nasıl bu kemersizden sapar diye. Benim üzerime bir deprem etkisi olmuştu. Sonra anladım ki anneannemin konuştuğu dil bir ulusun dili ve
annem işte biz biraz daha büyüdüğümüzde bu dil neden bize öğretmediğini anlattı. İşte sebebini siz de bilirsiniz, başımıza bela gelmesin diye. Ne zaman ki bir öğretmen oldum, ondan sonra şu iki şeyi hep söyledim. Ne zaman bana mikrofon uzatılsa Kürt ve işçi sınıfına gelen bir öğretmen olduğunu söyledim. Bunu söylememin sebebi, yani Kürt, belki tamamen aslında olmuş bir Kürt'üm ama bu iki şey bu ülkede bir ayrımcılık sebebi. Bir gün bu ayrımcılık sebebi ortadan kalktığında, yani sizin geldiğinizin sınıfın bir farkı kalmadığında, hangi milletten olduğunuzun bir farkı kalmadığında ben bu kelimeyi kullanmaktan vazgeçtim. O güne kadar da nereden geldiğimi söyleyeceğim. İşte sizin gibi arkadaşlarla ya da burada olmayan binlercesi ile bir empati kurabilmek için. Çünkü nedense hep o büyük yerler bize uzak geldi. Yani bizi kimliğini kullanarak bir öğretmen olmak ya da bir profesör olmak ya da bir yazar olmak nedense bize layık görünmüyor. Daha çok bizi işte başka şeylere layık gördüler. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü ben de buraya Mehmet'i, Taray'ı ve Aynur'u dinlemeye geldim ve biliyorum ki ben son konuşmacıyım. O yüzden çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoşçakalın.